Ustamız, atamız, dostumuz Pertevnaili Borakan adına verilen Pertevnaili Borakan Hak Bilim Ödülü bu yıl Sayın Serpil Aygün Cengiz'e. Başta Pertevnaili Borakan'ın Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kurdu fakat faşist baskılarla kapatılan Halk Bilim Kürsüsü'nü yeniden açan Sedat Bey'in örnek arşivi ile ilgili yaptığınız ekip çalışması, Profesör İlhan Başgöz'e yaptığınız konuşmaları içeren kitap derlemeleriniz, çalışmalarınız, yazılarınız, araştırmalarınız, Pertevnaili Borakan Halk Bilim Ödülünü size vermemizdeki en önemli gerekçelerimizdendir. Boğazdan gemiler usulca geçerken gel çıkalım bu şehirden. Efendim ödülü vermek için sevgili Metin Turan'ı sahneye davet ediyor. Öncelikle Troya Korkun Araştırmaları Derneği'ne bu kadim ileriğini Türkiye'de bir bellek oluşturma yolunda gösterdiğim için gayretlere teşekkür ediyorum. Sevgili Profesör Doktor Sedat Cengiz Aygün, gerçekten 25 yıl önce tanıştık. Yani çeyrek yüzyıldır folklor konusunda, Türkiye'de halk bilim konusunda bugün almakta olduğu ismini taşıdığı Pertevnaili Borakan Halk Bilim Ödülü'nü en başından o çizginin gerçekten yakışan bir kişiliğiyle bunu yerine getirdi. Kendisini bu bütün çabalarından dolayı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Efendim Nail Tan hocamız da bu ödülü Serpil Hanım'ın almasından duyduğu memnuniyeti iletmemi istemişti. Selamı üstünde kalmasın. Ben gördüğünüz gibi tek başıma çıkmadım. Çok değerli ekip üyelerimizle beraber çıktım. Gerekçe için sayılan her şeye çok teşekkür ederim ama bence onlar için de en önemlisi TÜBİTAKS olarak Sedat Bey'in örnek sözlü tarih biyografi belgeleri projemizde 3 yıl sürmüştü. Çekirdek ekibimiz 7 kişiydi. Buradan projeyi birlikte yürüttüğümüz öğretim üyesi arkadaşlarım Meryem Tuta, Gülsel Bayraklı'na da selamlar gönderiyorum. 7 kişinin dışında bu projeye 3 yıl boyunca bir kısmı burada gördüğünüz değerli arkadaşlar olmak üzere 500'den fazla kişi yardım etti. Yani o kadar bu proje nedeniyle hepimiz heyecan duyduk ki ben ödül haberini aldığımda İlhan Bey'den müsaade istedim. Biz önüne gelebilecek ekibimiz arkadaşlarım olursa onlarla beraber sahneye çıkabilir miyim diye. O da bir ilk olur dedi ve kabul etti. Çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü, yani bu proje için öncelikle ben bizimle görüşmeyi kabul eden ve destek olan en başta Sedat Bey Sönlü'nün kız kardeşi Sayın Serhan Rızanlı hanımefendiye ve Pertevnaili Borakan'ın oğlu Profesör Doktor Sayın Korkut Boratav'a değerli görüşleri ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Onun için ayrıca önemli bir çalışmaydı. Ödülü de burada arkadaşlarımla birlikte biri şu anda salonda olan öğretmenlerim, bana yol gösteren rehberim olan hocalarım, arkadaşlarım, her zaman kendilerinden bir şeyler öğrendiğim arkadaşlarım, 1947'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kürsüsü adıyla bölümümüzü Türkiye'de ilk defa kuran Pertevnaili Borakan
Ve daha sonra bölümümüzü kapanmasının ardından 1980'de Halk Bilim Adaları bölümü yeniden kuran Sedat Bey Sörnek adını alıyorum. Arkadaşlarımla birlikte Troya Folklor Derneği'ne hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir şey. Gerçekten muhteşem bir şey. Geldik sinemaya. Yani 20. yüzyılın en büyük icatlarından birine. Sinema. Bu iki ödül var burada. Biri kişi, öbürü örgüt olarak düşündük. Efendim, sinema ödülümüzün... Geçerken gel çıkalım bu şehirden, ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken dolaşalım kumsallarda, çılgın kalabalık artık uzaklarda. Yorulursan yaslan bana, sarılıp uyuyalım gün batımında. Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer, iner döne döne gökyüzünden. Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Haydi kalk gidelim bu şehirden, doğarken ya da güneş batarken. Belki kuşlar geçer üstümüzden, kanatları senin ellerinden, ellerinden. Geçerken gel çıkalım bu şehirden, ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken. Dolaşalım kumsallarda, çılgın kalabalık artık uzaklarda. Yorulursan yaslan bana, sarılıp uyuyalım gün batımında. Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer, iner döne döne gökyüzünden. Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Haydi kalk gidelim bu şehirden, gün doğarken ya da güneş batarken. Belki kuşlar geçer üstümüzden, kanatları senin ellerinden.
çıkalım bu şehirden. Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken dolaşalım kumsallarda. Çılgın kalabalık artık uzaklarda. Yorulursan